Herkese selamlar, eski telefonum iPhone 13 Pro Max, bu da yeni telefonumuz iPhone 15 Pro Max, mavi, titanyum rengi, İkisinden bir aktarım yapacağız. Tabii ben aktarımı bu sefer e, iPhone'dan iPhone'a otomatik bütün her şeyi aktar gibi yapmayacağım. Nasıl yapacağım? Yeni bir telefonmuş gibi kuracağım. Sadece ihtiyacım olan uygulamaları yükleyerek e, telefonun hafızasını biraz daha e, rahat bırakmaya çalışacağım şöyle yapalım hemen. Öncelikle tabii ki hemen bir sim kartımızı değiştirelim. Evet. iPhone 15 mavi titanyum rengi. Taktık. Sizinle beraber de ilk defa açmış oluyorum bu arada. Evet. Bu arada renk siz nasıl beğeniyorsunuz bilmiyorum ama ben natural titanyum ve blue titanyumu görünce natural titanyum yerine blue titanyumu tercih ettim. Bence mavi çok güzel. Evet. Merhaba ekranımız geldi. Başlatalım. Türkçe diyelim. Türkiye olsun. Dil ayarlanıyor. Hemen buradan 4G geldik. Saptanmış olsun görünüş, hızlı başlangıç, başka bir aygıt olmadan ayarla, tercih edilen diller Türkçe, Türkçe klavye, Türkçe dikte ee, devam et diyelim. Burada evdeki internetimize bağlanalım. Evet, katıl dedik. Katılıyor. iPhone'umuzun etkinleştirmesi birkaç dakika sürebilir. Tamam, razıyız. Çerçeve inceliklerini gördünüz mü bilmiyorum ama şöyle bir göstermiş olayım. Önemli yeniliklerden bir tanesi buydu. Elde bayağı bir ince görünüyor. Yazılım güncelleme dedi. Şimdi güncelle diyelim, bekletmeyelim. Yazılım güncelleme. Evet, bunu kabul et diyoruz. Yazılım güncelleme indiriliyor diyor. Bu arada iOS 17'nin son sürümüyle birlikte Live Wallpaper'lar geldi. Live Wallpaper yani canlı e, duvar kağıdı ne demek? Bakın şu ekranda bir kuş var. Şimdi onu kapatıyorum ekranı. Açtığımda ya yani böyle hafif bir şey yapıyor. Oynuyor. Yani böyle bir ağır çekimle bir saniyelik bir oynama yapıyor. Önemli mi? Dehşet önemli böyle şeyler. Bu arada 13 Pro Max'ten de oldukça memnundum. Gayet de temiz kullandım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çelik kasa iyiydi bence. Tabi titanyum kasada avantajları dezavantajlarını ne göreceğiz. Bu arada çelik kasa ile ilgili benim yegane tek eleştirim ağırdı dostlar ağırdı yani bayağı ağırdı. Eğer 15 Pro Max ile 15 Pro arasındaki kamera farkları olmasaydı büyük ihtimalle iPhone 15 Pro alırdım diye düşünüyorum. Yazılım güncelleme devam ederken bu arada benim aldığım notlar var. Notlardan da bahsedeyim. Ne gibi notlar aldım? Şimdi iPhone 15 Pro Max ile ilgili birkaç böyle olumsuz eleştiriler çıkmıştı. Bu olumsuz eleştirilerden bir tanesi, ilk çıkanlardan bir tanesi kozmetik hatalardan bahsedildi. Nasıldı bunlar? Kenar çerçevelerin ekranla birleşim yerlerindeki açıklıklar olması, anten birleşim yerlerinde ve kenarlarda boya renklilikleri, farklılıklar olması gibi ilk göze batanlar bunlardı. En çok eleştirilenlerden bir tanesi parmak izi bırakma olayıydı ki ben onun elimi aldıktan sonra abartılı olduğunu gördüm. Çok öyle parmak izi bırakma gibi bir şey yok. Tam tersi bunu da görebileceğiniz gibi bakın yani çelikte de parmak izi kalıyor. Onun için çok parmak izi olayına takılmayın. Hangi rengi alırsanız alın. Isınma sorunundan bahsettiler. Bu ısınma sorununa da bakacağız. Kamerasının takılma ve donma sorunlarından bahsedildi. Twitter'da özellikle çok gördüm. Kolay çizilebilmesinden ve natural titanyum hariç diğer renklerde üstünde boya olduğu herhangi bir şeyde çizilebileceği altından gerçek titanyum rengi beyaz olarak veya titanyum rengi olarak belirebileceği ile alakalı sıkıntılar belirtilmişti. Bir de biliyorsunuz iPhone 15 Pro Max artık USB-C'ye geçtiği için USB-C'den USB-C'ye kablo ile bağladığınız e, atıyorum AirPods veya Apple Watch gibi cihazları şarj edebiliyorsunuz. Bunun gibi aynı benzer şekilde bir power bank'i iPhone 15 Pro Max'e taktığınızda power bank'in iPhone 15 Pro Max'i şarj etmediğine dair böyle bir takım eleştiriler, eksikler, problemlerden bahsediliyordu. Şimdi biz ne yapacağız? Bunları şimdi bir yazılım güncellemesini indirelim, bitirelim. Ondan sonra ben bu video sadece bu iPhone 15 Pro Max'in Başka bir iPhone'dan aktarmadan nasıl sıfırdan kurabiliriz diye onu göstermek için yaptım size. Bu noktada işte yazılım güncelleme devam ediyor. Burada ben size hemen hızlıca bir iki şey söyleyeyim. E, iCloud'da özellikle parolalarınız, notlarınız, safari bilgileriniz gibi belki WhatsApp yedeklemeniz gibi alanları e, bulundurmanız sizin için yeterli olacaktır. Öyle fotoğraf yedekleme falan filan kullanıyorsanız iCloud alanı kesinlikle yetmeyecektir ve iCloud'un kapasiteleri inanılmaz pahalı. Onun için ben size Google Fotoğrafları öneriyorum. Ben çıktığı günden beri yanlış hatırlamıyorsam 2015'ten bu yana önce sınırsız ve ücretsiz bir şekilde yedekleme yapıyordu. Daha sonra bir sınır getirdi yedeklemeye. Daha doğrusu 15 GB'lık alanınıza ne kadar yetiyorsa o kadar gibi bir yedek getirdi ama 15 GB'ta zaten olabildiğince fazla yedek alabiliyorsunuz sonradan ben iki ter şey 2 terabaytlık bir alan aldım. Hala alabilirsiniz. Yıllık 189 lira. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle Google fotoğraflarda kullanmak için inanılmaz bir alan veriyor size. Bir deneyin. Google fotoğrafları kullanın. Google fotoğraflarda yediğiniz olduğu sürece sıkıntı yaşamazsınız. Evet yazılım güncellemesine devam ederken şu an kapattı kendini. Tekrar yazılım güncellemesini açacak. Evet şu anda bekliyoruz. Evet ekran kapandı. Tekrar açıldı. Bekliyoruz. Birazdan açılacaktır. Evet. Telefonumuz açıldı. Hello dedi. Sana da hello. Evet. Açalım. Tekrar başlangıca geri dönmüş gibi sürdür diyelim. Başka bir aygıt olmadan diyoruz. Yani istersem iPhone 13 Pro Max'i yan yana koyup bütün bilgileri olduğu gibi aktarabilirim. Ama ben bu şekilde istemiyorum. Bu arada hafif bir Isınma var mı? Evet. Şu bölgede hafif bir ısınma var. Daha açmadık telefonu, yazılım güncellemesi yaptı. Yani evet, ısınma var. Başka bir aygıt olmadan ayarla diyelim, sürdür diyelim. Ver ve gizler. Sürdür. iPhone'u ayarlayayım, benim için ayarla. Face ID'yi sürdür diyelim, başlat diyelim. Evet, yüzümüzü tutalım şöyle. Yaptık, güzel. Daha sonra ayarlardan bunu bakarız. İlk Face ID ayarlandı. Sürdür. iPhone parolası yaratın diyor. Tamam, hemen bunu yapalım şöyle. Bir parola da ayarladık kendimize iCloud yedeklemesinden başka iPhone'dan, Mac'ten, Android'ten hiçbir şey aktarma diyorum. Tertemiz telefonu kullanmak istiyorum. Apple kimliğimi de buraya giriyorum. Evet, parolamı da giriyorum. Evet, Apple kimliğimi ve parolamı girdim. Evet, bir doğrulama kodu istiyor. Evet, diğer telefonumdan izin ver dedim. Bir kod çıkardı ve o kodu giriyorum girdim kodu ve evet güzel bir başlangıç alanı karşıladı bizi. Sonra kabul et dedim hükümet koşulları. Kahraman uğurlu giriş yapılıyor. Teşekkür ediyorum. Animasyon güzel olmuş değil mi? Evet bunu yeni iPhone'unuz yapın diyor. Uygulama ve veriler hiçbir şey aktarma ayarlar 400'den demiş. Evet aynen böyle istiyorum. Sürdür diyoruz. Kart ekle. Benim Apple cüzdanımda bazı kartlarım var. E, Amerika'dan aldım. Onları eklemem gerekiyor. E, 7403 ile biten kartımın güvenlik kodunu buldum. Onu bir gireyim. ileri dedim. Ve kart ekleniyor diyor. Cüzdana ekleniyor diyor. Gayet güzel. Kartınız cüzdanınıza eklendi. Böylece Apple cüzdanınızdaki kartlarınızı nasıl yeniden ekleyebiliyorsunuz buradan görebiliyorsunuz. Bu da eklendi güzel. Clipper bu San Francisco'da kullandığım bir karttı bizim e, İstanbul karta benzer bir kart çok güzel. Kolaylık bu kartlarla ilgili cüzdanla alakalı özellikleri ben daha sonra anlatacağım size. E, ses kayıtlarını paylaş yani şimdi değil. Sessiz modun nerede olduğunu artık şuradaki düğme neredeyse işte o yok artık onun yerine bir tane sabit düğme var. Onun için sessiz modun nerede olduğunu bize gösteriyor. Tamam canım. Teşekkürler. Eylem düğmesini ayarla diyor. Bakın bu yeni gelen özellik. Özelleştir diyelim. Eylem düğmesini ben genelde sessizde kullandığım için ne için kullanabilirim? Kestirmeler olabilir. Erişilebilirlik olabilir. Şimdilik ben bunu odak ya da kamera için kullanalım. Ya da odak için kullanalım. Daha çok kullanacağım seçeneklerden birisi. Sürdür diyelim. Acil SOS sürdür. iPhone'a hoş geldiniz dedi. Hoş bulduk. Başlamak için yukarı kaydım. Evet bu kadar. Yani ilk kurulum en baştan hiçbir cihazdan başka bir şey aktarmadan ilk kurulum bu şekilde sizlerle bunu da paylaşmış oldum. Lütfen sorularınız varsa paylaşın. Konumuz pay evet bunu kullan. E, lütfen benimle aşağıda yorumlarda paylaşın sorularınız varsa ben de elimden geldiğince bununla ilgili içerik üretmeye çalışacağım. Bu arada AirPods Pro'yu da tanıdı. gördü orada. Bakın parmak izi olayı yani hakikaten yani abarttıkları kadar yok. Emin olun. Mesela şurada birazcık parmak izi var gibi, değil mi? Şurada mesela. Ama bakın hemen geçiyor, gidiyor. Yani öyle kafanıza takılacak kadar bir parmak izi sorunu yok. FaceTime bakın iMessage operatörünüz FaceTime'ı iMessage'ı etkinleştirmek için kullanabilir. SMS mesajları ücretlendirilebilir. Tabii ki ücretlendirecek ya. Yani ücretsiz yapar mı? Olur mu öyle şey ya? Tamam. Bakın şurada yüzde görünmüyor. Onu açalım mı hemen? Şuradan pil diyelim. Burada pil yüzdesini açalım. Pil sağlığı şarj etme. Pilimiz yüzde yüzde. Umarım uzun süre bu şekilde kalır. Tabii ki detaylı ayarlara sonra beraber yine bakarız. Bakın şuradaki ısınmaya bir bakıyorum. Yani bakın şu bölgeden şuradan şöyle bir sıcaklık var. Evet yok desem yalan olur. Yani şuradan şöyle hafif şöyle geliyor. Evet. Mesela tam şurada yok. Şurada yok. Şurada yok. Şu bölgede bir hafif bir sıcaklık var. Bu normal de olabilir. Yazılım güncellemesiyle düzeltilecek de deniyor. Bilemiyorum. Bakacağız buna. Sevgili dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi lütfen yorumlarınızı, sorularınızı belirtin. Aşağıda yorum olarak bir de bir destek atın. Beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.